Hoş geldiniz, hoş bulduk. İdris Usta ne yapıyorsun? Baksana yerleri yıkadım. Burayı komple power wash yaptım arkadaşlar. Ondan sonra şu kısma halı koydum, siyah halı. Grand cover diyoruz. Yabani otların çıkmasını sağlamıyor bu. Bunu koymazsan üzerine böyle malçın koyuyorsun ya, gene yabani ot çıkıyor. Yabani otların çıkmasını önlüyor. Yoksa her taraf ot olacak. Aynı böyle olacak. Gördün mü? Şunu da yaptım. Şu betonu da yıkadım. Bak tertemiz oldu. Şu banyo kısım, laundry room. Burada çamaşır yıkıyorsun, buradan dışarı çıkıyorsun. Şu malçının bir tanesi $3,5. Bak gördün mü? $3,5. Şu projeyi yapabilmem için para harcamam lazım. Onu gösteriyorum size arkadaş. Anladınız mı? Şunun rolü $69. Şu var ya. Biraz en büyüğünü aldım. Halı gibi. $69. $69 para verdim buna. Ödüm patlıyor bunu keserken böyle. Para kesiyorum. Nasıl, beğendiniz mi? Bak power wash'ım da burada. Gördün mü? An çalıştırdım. Bahçenin şimdi dışında çalışıyorum arkadaşlar. Evin içini bitirdim. Fırçalarımı hepsini yıkadım. Buraya koydum. Burada güneşleniyor. Güneşlensin, kurusun. Ondan sonra onları güzelce toplayacağım. Arabama koyacağım malzemelerimi. Bak armutlar da olmuş. Gördün mü? Armut, şeftali, erik, dut ağacı. Meyve ağaçları bunlar. Kiraz ağacı. Vallahi ya, gördün mü? İşte burada İdris Usta'nın evini kiralayacaksın. Bahçesinde şeftali yiyeceksin, armut yiyeceksin, dut yiyeceksin. Bak şeftalilerime, gördünüz mü? Şeftalilerim. Şeftali ağacı. Vallahi ya. Allah sizlere nasip etsin arkadaşlar. Biraz önce meslek öğrenin, kendi işinizi başlatın. Yoksa yandık oğlum. Ben de gece gündüz çalışıyorum ki kiracıya evi yetiştireyim. O da gelsin bu evin borcunu bankaya ödesin. Yani bu adamdan aldığım parayla kiranın borcunu ödüyorum. Yani kira parası benim bankaya gidiyor, borca gidiyor. Arkadaşlar. Onun için kiracıma çok güzel ev teslim etmek istiyorum ki mutlu bir şekilde huzurlu olsun. Huzur çok önemli. Yani bu işi yapmak zorunda mıydım? Yok oğlum, kimse yapmaz. Ben yapıyorum. Çünkü Allah yapana veriyor. Ne yapıyorsun? Ya sonra üzüldüm, sıkıldım. Keşke yapmasaydım. Param gidince, yani şurada gene nereden bakarsanız bakın. Bir 60-70 dolarım gitti. Neredeyse $100 gelecek şu proje ya. $100 4-5 TL'ye çaksan 500 TL. Aman Allah, Allah göstermesin. Yani aradaki farkı size bırakıyorum. Yani bu landscaping işi Amerika'da çok büyük bir para arkadaşlar. İnsanlar bahçelerini güzelleştirmek için, otlarını kestirmek için kampanyalara para yaptırıyorlar. Ben bunu müşterilerin evinde bu dizaynları çok yaptım arkadaşlar. Bu da bir dizayn yani. Size ben şimdi bir dizayn gösteriyorum. Burası hep böyle yabani ottu. Malçinleri eskimişti. Pek göze iyi gelmiyordu. Şimdi bu projeyi bitirince bakalım göze nasıl iyi gelecek. Hazır mıyız? Hazırız. Ben de şu eldivenlerimi bir giyeyim. Oğlum bir ev al da İdris Usta'nı çağır, çalıştır beni bahçede, evin içinde, akşama kadar. Zaten hayranlarım kendi işini başlatmaya başlamışlar. Çoğuları para yapmaya başlamış. Hayranımın bir tanesi diyor, İdris Usta diyor, bir ev alacağım diyor. Evimi sana boyatacağım diyor. Gelir misin? Oğlum gelmez miyim? Koşa koşa gelirim. Paradan haber ver, paradan. Her işi yapıyorum ki para kazanayım. Benim de ödemelerim var. Yani boş durursam cepten yiyorum. Şu evi kiracıya
hazırlayana kadar o kadar zorluk çektim ki bazı zaman böyle sıkıntılar oluyor. Bunu da atlatıyorum. Ben de buradan kaçıyorum. Maryland'a gideceğim. Kiracıma güzel bir ev bırakmak istiyorum. Yani tertemiz görsün yani. Bu evi Türkiye'nin bir numaralı ustası yaptı. Hakikaten öyle. 45. bölüm. Gidin bakın. Mutfağı da ben yaptım. Banyoyu da ben yaptım. Evin her şeyini ben yaptım ya. Neyse ya, fazla da konuşmayayım. Ben de ne konuşuyorum ben de bilmiyorum. Güneş tepemde. Sabahtan beri güneşin altında çalışıyorum. Hayvanlarla uğraşıyorum. Tavşan kovalıyorum. Şaşırdım kaldım hayranlarım ya. Canım sıkıldı ya. Vallahi ya. Canım sıkıldı canın. Senin canın sıkılmıyor mu? Benim de canım sıkıldı işte. İncin yok. Hiç kimse yok mahallede ya. Vallahi. Şöyle bir bıçak alacaksın. Eldivenlerimi giydim. Gördün mü? Keseceğim. Ellerimle böyle oynuyor oynuyor dizayn yapacağım. Sen de bir kahve yap, çay yap. Otur. İdris Usta'na bak neler yapıyor, neler. Sen de yaparsın, üzülme. Hazır mıyız? Hazırız. İlk başta böyle kaldırıyorsun, bir tane döküyorsun. Şöyle sallıyorsun. Tamam, bunu kenara atıyorsun. İkincisini buraya alıyorsun. Bıçakla kesiyorsun bir sağdan bir ön taraftan. Şöyle. Hemen bir tane daha. Bıçakla kesiyorsun. Dikkat et, elini kesme. Hazır mıyız? Hazırız. Az kaldı. Geliyor. Ama çok güzel olacak ya. Vallahi. En son bir tane daha. Hazır mıyız? Hazırız. Oğlum bir dinleneyim ya. Size video yaparken. Beni fazla çalıştırıyorsunuz. Sıkıldım ya. Gelin şimdi bir bakalım. Aynı kum gibi oldu. Anladınız mı arkadaşlar? Landscape'in işinde bok gibi para var. Arkadaşlar. Bu bir dizayn işte. Gördün mü? Evin arkasının dizaynı. Bunları koydum şimdi böyle. Gördünüz mü? Şu tahtaların arasına da malçın koyacağım. Kenarlarına da. Hortumu üzerine koyunca çamur olmasın yani. Toprak olsun. Burası malçın olsun. Çamur ve çimen, yabani ot olmasın. Şöyle bir dizayn olsun. Şurayı sana yapacağım. Şimdi şöyle bir tırmık alacağım. Şu tırmığı görüyorsunuz mu? Şöyle. Bu tırmık işte. Şöyle şunu koyayım bu tarafa. Heh. Nasıl? Gözüküyor mu şimdi? Oğlum çay yaptın mı? Biraz uzun sürecek video. Çay yap. Kahve içmeye para kalmadı. Çay yapıyorum, Rize çayı. Sivrisinek kaçmış. Size zaten video yaptığım zaman böyle hep sinekler ağzıma kaçıyor. İskiz mi? Oğlum ısını idare et. Şöyle bir tırmık. Gördünüz mü? Bunları şimdi dağıtıyorum. Oğlum ne içiyorsun? Şarap içiyorum. Şarap içme, cehenneme gideceksin. Fıstık gibi oluyor ya.
Ayağını da kullanabilirsin. Bunlar yağmur yağdığı zaman biraz daha çökecek. Biraz tombul gibi oluyor ama sonradan çöküyor yağmur yağınca. Biraz da üzerinde gez. Level yap. Yani düz olsun yani. Baktığın zaman birisi fazla, birisi eksik olmasın. Her tarafına aynı seviyede çek. Yani level olsun. Terazide olsun baktığın zaman. Bazı zaman fazla geliyor. Fazlalıklarını kenara koy. Onları sonra başka yerde kullanacağım. Çok güzel oldu ama ya. Sen ne olsun ya? Deli misin ya? İşte proje bu. Ne projesi? Landscape. Gelin bakalım. Kaba bir bakış yapalım. Gene burada uğraşacağım. Canınız sıkılmasın diye hızlandırmayayım. Şimdi nasıl oldu? Size gösterdikten sonra gene bir 15-20 dakika daha çalışmam lazım. Hava çok sıcak ya. Vallahi billahi ya. Hava acayip sıcak arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Mesela şuradakilerini süpürgeyle içine iteceğim böyle. Süpürgeyle atacağım, tertemiz olacak. Nasıl gözüküyor? Dur, şunu süpürgeyle bir süpüreyim. Geliyorum şimdi. Biraz malçinler sağa sola zıpladı. Belki hoşunuza gitmez, sonra işi öğrenmek istemezsiniz. Geliyorum, süpürge alıyorum. Şöyle bir süpürge alacaksın. Bazı zaman elini de kullan. Şimdi bakalım. Gördün mü? Sanki adanın içinde oldu şimdi. Bak. Yani çimen bu tarafta, malçın bu tarafta. Şuradaki pirketleri görüyor musun? Süpürünce nasıl güzel çıktı. Nasıl, beğendiniz mi? Şu kısım böyle. Böyle getireceğim. Şurada biraz fazlalık oldu. Fazla kutu açtım. Şu fazlalıkları şuraya koyacağım. Şuradaki fazlalıkları şuraya dolduracağım. Gördün mü şimdi? Ne kadar güzel oldu, değil mi? Yerleri de çok güzel yıkadım. Şu yerlere baksana ya. İdris Usta, niye yapıyorsun bunları? Oğlum, kiracım için yapıyorum. Adam güzel yaşasın burada. Sonra demesin bu evi bir manyak, Türkiye'nin bir numaralı ustası yaptı. Hiç beğenmedim. Usta dediğin temiz olacak. Usta dediğin çalışkan olacak. Usta dediğin evini kiracısına hazırlayıp gösterecek. Kiracı ne kadar sevinecek, biliyorsunuz mu? Burası bitince ön tarafa geçeceğim. Ön taraftan başlayacaktım. Buradan başlayayım dedim. Çünkü güneş tam tepemde oldu. Burada da gene çok sıcak yani. Güneşten biraz kurtuldum ama sıcakta da çalışmayacaksın bahçe işinde arkadaşlar. Kimi insanlar çalışarak ölmeye başladılar vallahi. Dün akşam 12'ye kadar çalıştım. Gece çalış. Ha bitti, ha bitecek. Küt uyuyakalmışım. Bir bakmışım ölmüşüm. Çalışırken ölmüşüm. İnsanlar çalışırken ölmeye başladı ya. İdris Usta'nız video yapmıyorsa kesin bu adam çalışırken ölmüştür deseniz şaşırmazsınız yani.
Tabii çalışmanın sonunda rahatlama var. Bir de o var yani, o güzellik var. Ben buradan kiracıya içeri gelecek, ona verdiğim günü yetiştirmeye çalışıyorum. Adam içeri girince her şey tertemiz olacak. Evin bütün tamir işlerini hallettim, boyasını hallettim, temizliğini hallettim. Temizlikçi geldi, temizledi. Tavanları, duvarları, besmutları, kapıları boyadım. Şimdi bahçesiyle uğraşıyorum. Ki adam mutlu olsun. Oğlum para veriyor, para. Bu kiracı benim borcumu ödüyor, bankaya borcumu ödüyor. Yoksa boku yedim. Sen İdris Usta'nı milyoner mi zannediyorsun? Deli misin desin. Allah'ıma şükürler olsun, kiracı geldi. Ben de biraz sevindim yani. Kiracım ödeyecek evin borcunu. Ne yapayım? Evime iyi bakmak zorundayım. Oh ya. Ben de kapatayım kamerayı. Yeter arkadaşlar. Hepinizi seviyorum, selamlıyorum. Oğlum benim için dua edin. Allah bana iş yollasın. İş, paralarım gitti. Parasız kaldım. Bak çay içiyorum. Yarın bir gün bir bakarsın düğe ve 50 sen. O ne İdris Usta? 50 kuruşun var mı? Oğlum kimimizin ne olacağı belli değil. İnsanlar o kadar çok düşmeye başladılar ki Allah herkese yardım etsin. Zengini de düşüyor, fakiri de düşüyor. Yani zenginler daha çok düşmeye başladı. O zengin olan insanlar nasıl iflas ediyor biliyor musun? İflas ediyorlar. Kampanyası kapanıyor. Televizyonda görmüyor musun? Adamlar her şeyini kaybediyor. Onun için mesleğini öğren. Ne iş yapabilirim? Nasıl para yapabilirim? Nasıl güzel iş bulabilirim? Benim videolarım hep size iş videoları. İş. İş buldunuz mu? İş. Yok. Meslek öğrendiniz mi? Meslek? Yok. Kendi işinizi başlatacak mısınız? Kendi işinizi? Yok. Ne yapıyorsunuz? Hazır yiyoruz. İşte ne kadar güzel laflar değil mi bunlar? Bunları hep ben size yapıyorum. Sizi canlandırmak istiyorum. Bir şeyler gösterip mesleği sevdirmek istiyorum. Bu işte para ya. Vallahi ya. O kadar çok paralı işler var ki ben de anlata bıktım. Sizler de dinlemekten bıktınız. Sepet yoluna, herkes yoluna. Tabii ki öyle olacak ama biraz kafanı çalıştırdığın zaman çok daha bir iş olanakları yakalayabilirsin. İşte bu videoların sebebi seni uyandırmak, sana göstermek, anlatmak. Her şeyini kaybedebilirsin. Tam intihar edeceksin. 559. bölümü git dinle. O motivasyon konuşmaları da sizler için. 559. Adam orada zaten yazmış. İdris Usta, kendimi 5. kattan atmayı düşünüyordum. Senin motivasyon konuşmamla hayata geldim. Evet, iş bulamayınca insanın başına hurricane esiyor. O zaman ne oluyor? İnsanlar psikolojik bunalıma giriyor. İşsizlik çok kötü. Ama hayat boyu da işsiz kalacaksın diye bir şey yok. Meslek öğrenip ne iş başlatabilirim? Nasıl meslek öğrenebilirim? Nasıl para yapabilirim? Gelsin paralar. Gelsin paralar. Oğlum ben bu işleri yapıyorum ya. Müşteri parayı veriyor, çeki veriyor cebime. Çeki cebime koyduktan sonra nasıl oynuyorum biliyor musun? Gelsin paralar. Gelsin paralar. Neşem geliyor. Neşem geldiği için oynuyorum. Oğlum sen oynuyor musun hiç böyle? Yok. Neden oynayamıyorsun biliyor musun? Neden İdris Usta? Çünkü neşe yok. Oğlum sende neşe kalmamış. Eğer neşen gittiyse boku yedin oğlum. Neşe çok güzel bir şey. Bazı zaman kalk ayağa, oyna. Gelsin paralar be. Gelsin paralar. Gelsin karalar. Gelsin arabalar. Oğlum nasıl gelecek? İşle gelecek. İşte bak bunlarla gelecek. Banyo nasıl yapılır? Ev nasıl boyanır? Ev nasıl yıkanır? Mutfak nasıl yapılır? Gatır nasıl temizlenir? Çimen nasıl kesilir? Kapı nasıl boyanır? Dek nasıl yapılır? Tayin nasıl yapılır? Hepinizi seviyorum, selamlıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merland'da görüşürüz. Şu işleri bitireyim, sonra Merland'da sizlere video yaparım. Amacım sizlere iş öğretmek, amacım sizlere hakaret etmek değil. Sizlere gerçek hayatı söylemek. Artık bir şeyler yapmakta olduğumuzu, hissini, duygusunu sizlere yansıtmak. Biraz önce kendinize gelin, hışkırık çığlıkları atın. Hoşça kalın.